Hocam geçmiş olsun. Bu bölgede mi oturuyoruz? Evet abi. Ben de Gölbaşılıyım da buraları çekmeye, insanlara göstermeye çalışıyorum. Sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde, sizi de çekmiyorum bu arada. Afet evleri bölgesinde böyle çok ağır alan bina, herhalde bir bu var değil mi? Başka var mı? Abi bir bu var. Şuradan fay geçti abi. Evet. O ara yer. Evet. 3 metre olduğu gibi çöktü. Şimdi oraya da gider bakarım. 3 metre de açıldı. İstiyorsan izlerim, gösteririm abi. Tamam, dur bakalım. Artık motoru durdurayım ben. Burada mesela can kaybı oldu mu çok merak ediyorum. Şu evde. Bu evde can kaybı yok abi. Yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi coğrafya uygun. Yani altından, bu bölgenin altından fay hattı geçmesine rağmen arkadaşın da söylediği gibi 3 metrelik çukur oluşmuş. Burada böyle bir yıkım meydana gelmiş ama çok şükür can kaybı olmamış. Gördüğünüz gibi böyle çukurları görebilirsiniz burada. Derinliği de görebilirsiniz. Fay kırıklarını da görebilirsiniz. Bu ev ilk depremde sağlamdı. Evet. İkinci depremde çöktü. Aha. Kimse de oturmuyordu içinde. İyi, güzel. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum dostum. Şöyle, şimdi burası burada, birinci derece fay hattı. Evet abi. İlk depremde burada. Evet. Burada 6 kişi vefat etti. Heh, orayı merak ediyorum. Burası burası nasıl mı? Nasıl oldu biliyor musun abi? Şimdi burada duvarı örmüşler. Evet. Şu beton yığını görüyorsunuz abi. Evet. Onu vinçle kaldırıyorlar. Kepçe bile gücü yetmiyor. Hı-hı. Onu duvarın üstüne koymuşlar. Depremde sallayınca o tablalar insanların üstüne çöktüğü için insanları da çıkartamadık. İlk gün imkanımız yoktu. Sadece bir çocuk çıkarttık. Onu da sadece ayakları sıkıştığı için kepçe ucunu kaldırdı. Biz takoz koyduk odunla falan. Oradan çocuğu bir şekilde çıkardık. Hı hı. Yani normalde o gösterdiğimiz şu bu alanda 6 kişi vefat etti. Şey, bu beton tablalar, evet, normalde binada yok muydu? Sonradan mı eklenmişti? Bu ahır yer olduğu için eve çevirmişler. Oturmuşlar. Burası normalde ahır yeriymiş. Orayı eve çevirmişler, oturmuşlar. Ben buranın haberini duymuştum. Ben o sıra acildeydim. Evet. Acilde yardım etmeye çalışıyordum. Dediler ki afet evlerinde bir evin ahırın şeyi çökmüş, tavanı çökmüş. 5-6 kişi ölü var demişlerdi. Evet, tamam. Demek orası burasıymış. Burada bir çocuk sağ çıkarttık sadece. O da zaten bacanağın çocuğuymuş. Kendi aileleri komple öldü diye biliyorum ben. Evet. Fazla bir bilgim yok onun. Yani zaten videoda görüyoruz arkadaşlar. Burada yani 2-3 metrelik yarıklar oluşmuş, çukurlar oluşmuş. Fay hattının geçtiği yerler zaten belli. Şöyle abi, şu an birleşikti. Evet. Sıfır. Bakalım oraya. Yani fay hattının direkt üzerine ev yapılmış olsa da fazla kat olmadığı için, 2 kat olduğu için yani öyle bir şiddetli yıkım olmamış. Bu ev sıfırdı abi. Birleşikti. Arasından yukarıdan iğne atsan yere düşmezdi. Hmm. Yani bu kadar açıldı depremde. Evet. Depremde bu kadar açılmış. Evet. Bu evin zemini de şu şeyden düzdü. Hmm. Bu ev de çökmüş. Evet. Daha ileride daha net şekilde yarıklar var abi. Bu bölgede oturan arkadaşımız sağ olsun bize rehberlik ediyor. Kendisi bu mahallede oturduğu için daha iyi biliyor tabi buraları. Bakın arkadaşın da söylediği gibi burası böyle çökmüş. Metre çöktü abi. 3 metre. Evet abi. Burası şöyle 1 metre bir şeydi. 3 metre yani 2 metre böyle ayrıldı. 3 metre de bir mesafe oldu. Hmm. Yani şu yarıkları görüyorsun abi. Evet arkadaşlar, burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Gölbaşı ilçesinde de afet evleri diye geçen Mimar Sinan Mahallesi. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metrelik bir yarık oluşmuş. O yarığın içerisine ev çökmüş. Ama ev sağlam yani. Ama ev yine sağlam, yıkılmamış. Gerçi bu inşaat halinde. Hemen yandaki eve bakıyoruz, o da sağlam. Yani şu eve bakıyoruz, bu da sağlam. Fay hattının tam üzerine yapılmasına rağmen, fay hattının tam üzerindeki evler arkadaşlar, bakın kırıkları görüyorsunuz. Yani buraya 3 kat yapmışlar. Fay kırıklarını görüyoruz. Yaklaşık 3 metrelik çöküntüler oluşmuş. Ama bir kat, iki kat, hadi bu üç kat
Bu gördüğünüz iki kat fay hattının tam üzerinde olmasına rağmen yıkılmamış. Yani birinci derece deprem bölgesi, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği bölge, hala depremler devam ediyor. Hala zemin altında deprem üretmeyen kaymalar devam ediyor. Bilim adamlarının söyledikleri bunlar. Ama gelin görün ki bu bölgeye, ki 1980'li yıllarda deprem yaşanmasına rağmen 7 katlı 8 katlı binalar dikildi. Ve o binaları da siz zaten drone videolarında gördünüz. Ece Apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Nur Apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Daha ismini bilmediğim birçok bina var. Bunlar hep 7-8 katlı binalar. Alt 2 kat dükkan, üstüne 5 kat apartman. 5 katın üstüne ilk başta teras gösterip daha sonra izinler alındıktan sonra kaçak daireye çevrilen toplam 8 katlı binalar. Bunlar depremin ilk saniyelerinde, ilk depremde yerle bir olan, tuzla buz olan binalar. Ama burada gördüğünüz fay hattının üzerinde olan 2 katlı, şu 3 katlı, bence 3 katlı olmaması gerekiyor ama 2 katlı binalar yıkılmamış, sağlam, can kaybı olmamış durumda. Hocam sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde peki hiç can kaybı olan bu ahır hariç ev oldu mu? Yok abi. Yok. Evet, burada yazık bir tane köpeğimiz de varmış. Galiba bu hasta ya. Mimi. Ay yerim seni. Yani bunlar da eski yapılar. Eski yapılar biraz çatıları çökmüş. Galiba şu evin herhalde önü değil mi? Yani bu görüyorsunuz beton yüksekte kalmış. Balkon bir nevi. Ev böyle çökmüş. Bunlar afet evleri diye geçiyor. Evet. 1985'te mi? 86'da mı? 86 deprem. 86 depreminde yapılmıştı. Evet. Çevre köylerde yıkımlar olmuştu. O çevre köylerde yaşayan insanlar benim bildiğim kadarıyla buraya yerleştirilmişti. Yani bu afet evlerinde öyle aman aman büyük yıkımlar olmadı. Sadece burası çok ağır. Evet, ben burayı zaten drone ile çekerken görmüştüm. O yüzden merak ettim, motosiklette de bir geleyim göreyim dedim. Yani oradaki ahırda yaşanan şimdi can kaybını dinledim de. Yani deprem öldürmemiş. Tamamen insanların bilinçsizce davranması öldürmüş. Niye? Yani vatandaşın söylediği normal dört duvar pirket örülmüş ahır için. Tabi içinde yaşayan insanlar yokluktan, çaresizlikten gelmişler. Üstüne ağır beton tablayı koymuşlar pirketlerin üstüne. Fay hattı zaten oradan geçiyor. Ne olmuş? Pirketler yıkılmış. O beton tablolar oradaki 5 kişinin üzerine devrilince 5 canımız vefat etmiş. Onun harici bu afet evleri bölgesinde can kaybı yok. Afet evlerinin geneline zaten orta hasar verilmiş. Sadece 2 eve ağır hasar verilmiş. Yani maalesef. Evet, afet evlerindeyiz. Fay hattının üzerinden geçiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi çöküntüler var. Ve size bahsettiğim 2 kat dükkan 3, 4, 5, 6, 7 katla beraber 7 katlı bir başka bina. Allah'tan bu bina tabii çökmedi. Çökmüş olsa bu binada da ciddi can kayıpları.